Üşa. Özden, eldivenin, çantan harika. Aslında üstündeki olay da güzel, o boyutlu şey, ama birbirini tamamlayan hiçbir şey yok. Onun altına giydiğin şort, bir de tütün çok zayıf kalmış eteğin. Hani sanki içinden bir şey çıkacak, onu destekleyecek daha güçlü deri etek olabilirdi, uzun. Ya da daha kalın tütün olsaydı içinden çorap, deri altına Ya bu dantel kuyruk halinde olsaydı. reklama müdahalede bulunmak zorunda Ha, onu kaldım. biliyorum. O Biliyorum. Aslında yüzden. böyle daha da yoğunmuş ama ben birbirini tamamlayan görmedim parçalarda. Yani kopuk, biraz sası dediğim şey var ya, eteğin çok sası. Ben beğenmedim. Sadece üstünle eldivenim ve çantan. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ya ben de beğenemedim. Zaten o üstündekiler hani biraz böyle dökük dökük duruyor ya. Bence net dursa daha güzel olurdu. Bir de tül böyle sanki bir yerden sökmüşsün de senin üstüne takmışsın gibi duruyor. Biraz zayıf yani, bir kabarık tütülüğü de yok. Sevemedim. Ya çanta ve eldiven orijinal duruyor ama hani diğer başka bir şey yok. Merci. Ayşenur. Özden, ben çantanla eldivenlerini beğenebildim sadece. Çünkü üstündeki hani bu Tam şey saniye. değil. Üstündeki şey duruyor yani. Profesyonelce yapılmamış. Daha şu an yapım aşamasında gibi görünüyor aslında. İskelet gibi görünüyor. Çünkü arkasındaki o birleşmeme yerleri, o altındakiyle bunun üstündeki uyum. Tek büstiyer olarak kullansaydın bence de bir deri etekle uzun bir şey olabilirdi. Ama böyle kullanmanı tercih etmezdim. Çizme vesaire kullandığım parçaların kombininde yapmaya çalıştığın şeyle bir alakasını göremedim. Çantanla eldivenlerin çok güzel sadece. Konseptime uyumlu anlamamışsın bence. Teşekkürler. Ama güzel görünmüyor yani, Hayır, dikimi anladım da vardır, bir söylediğin işçiliği şeye vardır. İşçiliği istinaden. gerçekten kötü. Hani arkasına baktığın zaman, sen de net baktın mı bilmiyorum, göreceksin zaten. Daha olmamış, yapılıyormuş gibi. Okay. Şeyden. Özden, eldiven ve çantanı ben de çok sevdim. Çizmelerin de güzel. Fakat o tülünün zayıf olmasına ben de katılıyorum. Belki de bir muz çorap giymiş olsaydın daha karanlık dururdu, daha dolu dururdu. Sanki böyle dünden beri kafan mı karışık, sanki sen giymeyecekmişsin bunu da. Hani senlik bir şey değil gibi bu da sanki. Bana öyle gibi geldi biraz. Senin kombinlerini ben daha çok seviyorum büyük bir ihtimalle. Daha Teşekkür böyle düz ederim. şeylere, daha böyle daha iddiasız ama böyle daha nezih. Öyle yani görmek istedim. Teşekkürler. Hazır mısın Özden? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Özden Cerrahoğlu, Gelmiş elbise emeğime. 3.500 lira, çanta 100 lira, çizme 600 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Özden, nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Heyecan nasıl? Ya heyecanlanıyorum birazcık. Çünkü son 2 günümüz kaldı. Böyle üzgünlü ama seviniyorum dinlenebileceğim için. Çünkü çok yoruldum. Değil mi? Evet. Doğru, evet. Pek güzel o saçların, makyajın. Nereye gidiyorsun Habibim? Nereye gidiyorum? Moulin Rouge'da dansçıyım. Böyle bir film yapılmış. Ben de o filmin galasına gidiyorum. Şimdi İki şöyle bir nokta. şey var. O çizmeler sana çok yakışıyor yani. Acayip yakışıyor. Bayılıyorum sende o uzun çizmeleri. O içindeki o mayo, tüller. Fakat seni daha başka bekliyordum ben. Daha bir tarz yani. Bu şeylerde de yapılıyor biliyorsunuz, gala gecelerinde de, konseptlerde yapılıyor. Çok güzelsin. Teşekkür Çok ederim. güzelsin ama daha biraz daha. Ya ben WhatsApp mesajlarına bakmadığım için çift kombin olayını böyle kaçırdım. Hani 2 günde de 4 tane kıyafet giyince böyle birazcık sıkıştım gibi oldu bugün. Öyle. Sen şey tabii, bağladın hayatı bu son günlerde. Ondan sonra duygusala bağladığın için gözünde hiçbir şey yok. Yapma öyle. Olmaz. Olmaz artık. Duygusala bağlı. Ne kadar duygu yüklüsün ya. Ne kadar iniş çıkışların var ya.
Çıkışlarım yok. Şu an inişlerdeyim. Aa, iniştim. Aa, olmaz. Mahvederim. Dinlenirsem geçecek. Mahvederim seni. Yerim. Hayır. Hep tırmanmak, hep tırmanmak. Pes etmek yok. Tırmanırken dinlenmek, durmak tabii ki. Ama aşağıya inmek yok. Aşağı inmiyorum. Sadece işte dinlenmeye ihtiyacım var. Onun ama olmaz. Kaç bekliyorum. Gün kalmış. Sen finale kalmışsın. Sonra sen bizim gözde yarışmacılarımızdan birisin yani. Olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum sende. Yarın. İkinci kombinimde telafim İkinci, olur inşallah. Evet. Ay. Bak paşa kadrısıyım bugün. Ay bugün çok asilim. Ben sabah yine hazırlanırken Ivana odama geldi kulise. Şeyi dinledik canım. Şalvar pantolon yine hani açık dekolteli ya. Saçın da biraz onun gibiydi galiba. O yüzden olabilir sadece. Kırmızı çok güzel renk vermiş. Saçın, makyajın olay çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ama ben de ayakkabılarını birazcık daha farklı. Belki paçası biraz kısa olup stiletto gider miydi bilmiyorum. Şalvar pantolonun altında seviyorum aslında yani ben biraz. Yani kaldırım açısı açısından bunları giydim aslında. Yani biraz daha kibar ya da sivri burunlu böyle biraz daha öyle daha ince topuklu bir şey olabilirdi. Gene yani butik stiletto öyle bir kere havuç pantolon giymiştim o yüzden. Ya da sivri burunlu butik giyebilirdin yine. Çoraplarını bilerek mi giydin? Evet. Orada bir mesaj var, onu bir görelim mi? Tabii. Okuyamıyoruz. Varınca çaldır. Olur. Ama havalı duruyor. Çorapların çok şekermiş. Çok teşekkür ederim. Ya ben kafanı ayrı beğendim. Rujun küpelerini saçlarını çok hoş duruyor. Üzerindeki parçayı şalvarla beğendim. Hani o şalvar hareketli olduğu için daha basic şeylerle kullanılmalı bence. Ama kötü görünmüyor. Ayağındaki ayakkabıları sadece uyduramadım. Bir postal giyseydin ve elindeki çanta farklı olsaydı. Hani böyle birazcık fütüristik yapsaydın onu çok hoş olurdu. Ya da makasan ayakkabılarla da giyebilirdin siyahlı beyazlı. Yani biraz yanlış bir kombin ama kötü görünmüyorsun. Yo, dediklerinin birçoğunu denedim ama en doğrusu yine bu oldu. Yani. En son ona karar vermişsindir de kafamız karışıyor şekilla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Didem tamamlamış mıydın sen? Ha, evet tamamladım evet. Peki. Hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Ayakkabı 189 lira, pantolon 325 lira, çanta 69 lira, yaka 399 lira ya da gömlek. Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum. Sen kendini nasıl hissediyorsun bugün? İyi hissediyorum. Her şey yolunda? Evet. Tamam, güzel. İkinci kombin de hazır. Hazır. Eksiklik yok bugün. A-a. Yaşamadın. Yok, tamam, çok telafi şükür. Ettim eksiklerimi giderdim. Tamam. Moral yerinde, o da önemli. Ben bu şalvar ve üst kombini çok beniyorum, cool görünüyorum yani, cool bir tavrım var. Seviyorum. Ama sen ayakkabı, çanta ile bu kombinin yanlış yapmışsın. Keşke daha maskülen ve daha sivri ucu, daha o kadar platformu olmayan bir ayakkabı seçseydin. Butiği olabilir, ayakkabı da olabilir. Ve bana o küpeler biraz rahatsız etti. Ne rahatsız etti biliyor musun? Renk de çok güzel ama o taşlar, o kırmızı taş, yani bu tarzında o küpe çok abiye. Konseptim için taktım aslında birazcık. Ama o zaman böyle şey giymeyeceksin. Çünkü çok fazla zıt duruyor. Püsküler tamam. O taşlar, kırmızı taşlar ve beyaz taşlar var üstünde değil mi? Ha. Evet. Sadece kırmızı olursa cool. Süper. Sadece o taşla bana rahatsız etti. Aslında. Ama bütün olarak güzel görünüyorsun. Saçları çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok yakışıyor sana bu saçlar. Çok teşekkürler. İyi görünüyorsun, iyi geldin bugün. Teşekkür ederim. 8. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu saçları çok yakıştırıyorum ben sana. Teşekkür ederim. Şahane duruyor. Ama stylingini beğenmedim Ayşenur. Yani aslında. Üstün çok hareketli, altın çok hareketli. Keşke üstü daha sakin bir şey yapsaydın. O zaman küpeler bile batmazdı. İyi görünüyorsun, kötü değilsin. Teşekkür ederim. Ayşenur. Efendim Nur Hanım. Ay ne güzel yakışmış bu saçlar. Teşekkür ederim. Ben sende kahkül sevmiyorum demek ki.
Bunu daha çok beğeniyorum alnını. Yüzünü kapatıyorsun. Çünkü alnın çok güzel senin. Evet. Ben burada ayakkabını, o botları hiç sevmedim. Çantayla ikisini sevmedim. Geri kalan şalvar çok iddialı bir şeydir. Geçenlerde de konusu oldu gala gecesi. Herkes beceremez, herkesin vücuduna olmaz. Ama bu şalvar pantolon çok beğendim, çok güzel çok olmuş. Çok teşekkür ederim. Ama tabii eksiklerin var. Ayakkabıyı, çantayı, o küpenin yerine başka bir şey olabilirdi. Keşke taksaydın. Hiç sade bile gelseydin, sadece bir işte futuristik bir çanta. Evet. Değil mi? Muhteşem evet. olurdu o küpe olmadan. Çıkarsana küpe. Bak küpeyi çıkar. Hakikaten gereksiz. Evet orada küpe bak. Bak, bak cool. Şimdi o kadar cool oldun ki. Gördün mü? Hiç. Yani eğer bir düzgün ayakkabı giyseydin o küpesi benim için 10'du yani. Evet. 9 veriyorum canım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Beni destekliyorsanız Ayşenur yazıp 6688'e gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim.